Bak. Kankin orada. Kanki değiliz biz. Ben derse gidiyorum. İyi. Ali, gel, bomba haberler var. Yine ne oldu? Ben kaçıyorum artık. Ya. Görüşürüz. Aranızdaki meseleyi halletseniz keşke. Sen nasılsın tatlım? İyiyim Elifciğim, sağ ol. İyiyim, teşekkür ederim. Siz barıştınız mı ya? Olayların biri de bu. Bu ufaklıklar dün bana geldi. Bak sen. Sebep? Hiç öyle düşündüğün gibi değil. Geldiler, hatamızı kabul ediyoruz deyip efendi gibi özür dilediler benden. Selin. Özür diledi. Hikaye gittikçe ilginçleşiyor. Hikaye bu kadar zaten. Sonra eve daldık değil mi Tuğçe efendi gibi? Tabii tabii. Evlere daldık yani, o kadar. Ya birbirinizin arkasını kolluyorsunuz ya. Bravo size. Aa, siz bilmiyorsunuz tabii. Elif'in ev arkadaşı gitmiş. Hadi canım. Hmm. Asıl bomba haber böyle iş. Kız bastı gitti Berlin'e. Berlin'e? Aynen. Hatun'a hem kızdım hem kıskandım. Ya yani ben de gitmek istedim Berlin'e. Bir süre Berlin'de yaşadım. Bayağı özledim orayı. Berlin'de ne yaptın Elif'ciğim? Gezdim, tozdum, eğlendim. Neyse Aliş, ev arkadaşı lazım bana. Aliş nereden bulsun değil mi? Belki kendi olmak ister. Yavaş. Yavaş derken? Hani böyle insanlar karşı cinste ev arkadaşlığına yavaş yavaş alışıyorlar. Ama annesine babasına bir sorsun derim ben. Annem babam sorun etmez. Senin ailen nerede Elif? Ailem şeydi. Neydi? Onları bir danış istersen. Ay sana ne Selin? Ali'nin annesi gibi konuşuyorsun sen de. Belki annesiyimdir. Yani ben fikrimi söylüyorum sadece. Ben senin fikirlerini değil, Ali'nin fikirlerini demek istiyorum ona. Evet ya. Sen de konuşsana. Niye susuyorsun? Çok iyi gidiyorsun devam. Peki. Hem babası da izin vermez. Sen bir şey desene. Şu anlık eve çıkmayı düşünmüyorum. Sağ ol. Aa Selin. Hadi biz derse geç kalmayalım daha fazla, gidelim. Bak ders vakti de geldi. Boşuna yırpalamışsın kendini. Ya beni niye uğraştırıyorsun? İstemiyorum desene en baştan. Sen hoşuma gidiyor. Hayır tatlım, senin hiç dersin olmuyor mu ya? Bakıyorum da hep kafelerde birileriyle oturuyorsun devamlı. O değil de seneye birlikte okuyacağız galiba. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bir şey içmek ister misin? Sert bir kahve. Ya Selin sen ne yapıyorsun acaba? Ne ne yapıyorsun ya? Duymadın mı sen paçazın Ali'ye dediklerini? Ay sana inanamıyorum Selin ya. Ya kız tam ağzından baklaları dökecekti. Sen maşallah bomba gibi patladın. Ne yapayım? Ay kız zaten internette yok. Sosyal medyadan alın bir haber. Belki karşıdır. Ay o kız mı? O kız var ya, internette burnunu sildiği mendili paylaşıp ilk kendi like yapacak kız tipi bir kere. Kimse bana anlatmasın, yok karşıdır, yok şöyledir, böyledir. Dersi asıp geri mi dönsek kantine ya? Ay yok vallahi ben asamam. Zaten ilk haftadan iki devamsızlıkla açtım sezonu. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sen haklısın var ya, bu kızdan ne bombalar çıkacak. Aynen. Çak. Bak, bu Elif dosyası kapanana kadar. Ay merak etme tatlım, zaten öyle. Çok ısınmayalım birbirimize o yüzden. Elif hayatımızdan çıkar, ittifak biter. Kapiş? Kapito. Hadi derse. Sana gerçekleri söylediğim için suçlu muyum? Suçlu falan değilsin. Ama niye hala suçlu gibi yaşıyorum? Senin ailen yüzünden gittim burada.
Sonra döndüğümde her şeyimi kaybettim. Ailemi, arkadaşlarımı, gençliğimin bir yılını. Ama en önemlisi sevdiğim adamı. Özür dilerim. Artık beni özür dilemeye değer buluyorsun. Ama özrüm bana kaybettiğim zamanı geri verir mi? Keşke bütün yaşadıklarımı telafi edebilsem. Ama belki ben senden daha kötüyüm Melisa. Benim yaşadıklarım çok daha kötü. Ama en azından senin etrafında seni seven, sana değer veren insanlar var. Sevdiğin biri var. O da seni seviyor. Benim kimsem yok. Bir tane bile arkadaşım kalmadı. Ben çok yalnızım Savaş. Benim derse gitmem gerek. Görüşürüz. Savaş'tan haber var mı? Ali ile kızlar Savaş'ı görmeye gittiler. Ahmet de gidecek. Sen merak etme. Herkes Savaş'ı geri getirmek için çalışıyor. Benim için modum yok. Aa, öyle deme ama. Bak buralara böyle kapanıp o insanları sevindirme, tamam mı? Hem sana bir havadis vereyim mi? Haluk abiyle Güneş'in arası bozuldu galiba. Ben bunları duymak istemiyorum hiç. Ya ama sen değil miydin? O insanlar evimize geldiğinden beri başımız dertten kurtulmuyor diye. İnce lütfen. Ne oluruz sus artık. Of, iyi tamam. Bak ne diyeceğim. Hadi gel dışarı çıkalım biraz, hava al, olur mu? Hem kendine gelirsin. Sen benimle niye ilgileniyorsun hiç? Duymadın mı söylediklerimi? Sen benim gerçek ablam gibisin. Hem sen böyle üzülünce ben de çok üzülüyorum. Ne olur yapma. Bak senin önce kendini affetmen lazım. Sonrası gelir. Vallahi bak. Beni yalnız bırak ne olur. Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen, olur mu? Ben evdeyim. Seni şaşırttığımı biliyorum. Ama buraya gelmen beni çok sevindirir. Ali ile konuşmuşsunuz. Aslında buraya gelmeyi kabul etmemin sebebi bu. Yani Ali ile konuşmuş olmam. Güzel. Demek ki doğru bir şey yapmışım. Ama neden bunca yıl sonra çıkıp geldin? Neden şimdi çabalıyorsun? Neden şimdi yani? Aklımda yüzlerce soru olduğunun farkındayım. Haklısın. Şimdilik hepsine birden cevap veremesem de izin verirsen biraz konuşayım. Olur, konuş. Yıllardır çalışıyorum ben. Çok çalıştım. Kendime zaman ayırmadım. İşten başka bir şey düşünmedim. Sonra bir gün dönüp baktım hayatıma. Hedeflediğim her şeye ulaşmışım. Ama hayattan keyif almayı bırakmışım. Mutlu değilim. Bütün bunların sebebi bu mu yani? En önemlisi de hayatımda aşk yoktu. Aşk. Aşk. İşte orada seni buldum ben. Güzeldi bizimki. Gerçekten güzeldi. Neden beni bu kadar mutlu eden bir şeyi tekrar hayatıma sokmayayım ki? Tek bir söz bile söylemeye aklım yok.